Var. Büyükşehir Belediye Başkanı adayın kimdir? Ben hiçbirine oy vermeyeceğim. Neden? O kadar nefret ediyorum ki siyasetçilerden. Niye? 30 sene bu devlete vergi ödedim, 30 sene. Evet. Ben şoförüm. Normal, ben de veriyorum, sen de veriyorsun. Şoförüm, evet. Tırcıyım. Beni evet. 10 liraya mahkum ettiler. Acaba bu belediyeden başta ta yukarıya kadar onlar 10 bin lirayla bir ay bu Ramazan'da geçinir mi? Geçinemez. Onlarda din, iman, vicdan, merhamet, insanlık, Müslümanlık varsa 600 de dahil oturup bir düşünürler ya kardeşim. Bu Ramazan'da etin kilosu 700 lira. Ben et yemeye hakkım yok mu? Ben tırcıyım, otobüsçiyim, memleket dolaşmış adamım, köylüyüm. Et alamıyorum. Karaciğer 600 lira. Ben insan değil miyim? Onlar bu parayla geçinirler mi? Al birini vur birine. Tamam da şu an 22 senedir AK Parti hükümeti yönetiyor abi. Tamam. Diğerlerinin ne şimdi var? Ne suçu var? Diğerlerin suçu yok mu? Diğerleri toplanıp deseydi biz zam istemiyoruz. Dediler ya abi, defalarca söyledi. Ne şekil dediklerini ben biliyorum. Nasıl biliyorum? Onların 600'ü de hırsızlığa, yolsuzluğa gidiyor. Vatandaşa hiç faydası yok. Peki, ben tüm kime verdin mübarek? Vermeyeceğim. Yok, daha önce kime verdin? Hepsine oy veren biriyim ben. Hepsine? Hepsine oy verdim. Şimdi hepsinden nefret ediyorum. Hepsine zehir, zıkkım, kanser olsun. Boğazlarında kalsın 600'ünde. Millet et alamıyor. Evine helva alamıyor. Evine süt alamıyor. Adam akşam evine gidiyor. Karı diyor, hanım ne pişirdin? Elinin körünü pişirdim diyor. Ne getirdin, ne pişireceğim? Bunlar bu sofrada oturabilirler mi? Doğru. Bir de Ramazan'da Müslümanız diye. Ben onlardan çok şüpheliyim. Bak gel dolaşalım, domatesin kilosu 70 lira. Ben evime domates alamayacak mıyım? Onlara kuzu etlerini köpeklerine atıyor. Benim halkım aç be, 7-8 milyon emekli aç. O 600'ün de her zıkkım, kanser olsun, boğazlarında kalsın. Oy şimdi burada düşünecektiniz onları. He? Oy verirken düşünecektiniz. Hepsi aynı be. Partilik yapma. Bana bir tane bir dakika. Söyleyeyim abi. Bir tane parti söyledi ki ben ona oy vereyim, vermeyeyim. Herkese eşit tutacağım, bir delikanlı söyle, ben elin değil ayağını öperim. Onların hepsi üçkağıtçı, hepsi menfaatçi, hepsi gelince kendi çevrelerini savunuyor. Halkı, vatandaşı hiçbir parti sevmiyor. 600 milletvekili ne işimiz var? Bize 200 milletvekili yeter. Hangi milletvekili? 50. Fazla. Buraya gel, buraya. Vallahi. Hangi milletvekili elini kaldırdı da bir hakkın, vatandaşın hakkını aradı. Hepsi kukla. Kaldır oğlum elini, onu kaldırıyor. İndir oğlum elini. Ben öyle kukla milletvekili istemiyorum. Şimdi gelsin bir yanıma o milletvekiller. Akşam benim sofraya da oturalım. Onun zıkkımlandı, sofraya da oturalım. Hepsi hırsız malı yiyor. Hepsi tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyor. İnşallah benim ülkem işte deprem ülkesi. Onlar 600'ü toplandığı zaman şiddetli bir deprem olur. 600'ü de yerinden biri olursa ben hiç üzülmem, biliyor musun? Onlarda din, iman, vicdan, merhamet, insanlık, Müslümanlık varsa şimdi halkın içine iner. Gelsin o milletvekilleri benim akşam benim soframa. Gelemez. O için milleti aldatmayın. Allah'a kız tepenize vurur, hepsiniz lal olursunuz. Ben bunu Allah'tan istiyorum. Ben onlara şerefsizlik yaptıysam tüm 600'e Allah beni lal etsin. Hepsi üçkağıtçı onların. A partisi de bir, C partisi de hepsi bir. Bir tane milletvekili çıkıp diyor mu? Ya biz zam almayalım. 10 bin liraya mahkum ettiniz, bu emeklilere verelim. Söylüyor mu bir tanesi? Söylemiyor. Çünkü hepsinde üçkağıtçılık var. Hepsinde menfaat var. Benim milletvekilim değil onlar. Benden para çalıp da benim paramla tepeme çıkan benim milletvekilim değil. O meclise yakışmıyor onlar. O meclise namuslu, şerefli, dürüst, herkese eşit tutan milletvekili olsun, lider olsun, ben elini değil ayağını öperim. Onlar bizi zavallı görüyor. Onlar benden bir kat daha zavallılar. Biliyor musun? Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Gelin 100 tane eve dolaşalım. Askeri ücret 17 bin lira, emekli 10 bin lira. Onlarda yürek varsa, yiğitlik varsa, hep külan be ya. Gelsin 100 tane ev dolaşalım. Bir de onların evine gidelim. Karı akşam bana diyor et getir. Et 600 lira, ben götüremiyorum. 10 bin lira alıyorum. Şimdi akşama gideceğiz, kavga edeceğiz. Doğru. He?
Yalan mı konuşuyorum? O 600'ü de hırsızlığa, yolsuzluğa gidiyor. Onların hiçbirinde din, iman, vicdan, merhamet yok. Merhamet olan adam, hani dinimizde diyor, komşunu açken sen tok yatamazsın. Ben akşam gece sabah 4'e kadar uyuyamıyorum. Düşünüyorum, yarın pazara geldim, bak boş gidiyorum. Ne alabilirim? Onlar kuzu etini zıkkımlanıyorlar, kuzu gibi yatıyorlar. İnşallah boğazlarında kalır. Lal olurlar, boğazlarında kalır. Ben hiçbirine üzülmem. 600'ü de bir. Bak şimdi o gelecek, hiçbirine verme. Hepsi hırsızlığa, yolsuzluğa, aldatmacaya gidiyorlar. Bana bir tane yiğit milletvekili çekir, bir parti çıkar. Desin ki biz almıyoruz. Bize 2 sene zam vermeyin. A partisi, B partisi çıksın, 2 sene diye biz imza verelim. Yazık, açlığa mahkum ettiniz emeklilere 3.000 lira fazla ver. Var mı öyle bir yiğit o mecliste? Yok. Oyunu bana ver. Oyumu verdim, senin gözüne soktum. Sen bana ne yaptın? Açlığa mahkum ettin. 600'ü de hırsızlığa gidiyor. 600'ü de vatandaşı düşünmüyor. Millet kudurmuş bir adamı evine et götüremiyor be. Doğru abi. Bu mudur? Haklısın abi, benim söyleyecek. Haklıysan bunu onlar yayınlasın, görsün. Seçim geliyor. Ben birine oy verirsem ben o babanın dölü değilim. Tüm partilere oy veren adamım. Hepsi benim liderlerim görüyordu. Hamsi hepsi kalleş çıktı. Yüreksiz çıktı. Kalleşler. Hepsi kalleş. Oyumu elimden aldıktan sonra siktir git lan diyor. Sen kimsin? Lan oy almaya gelince hani yumuşaktın, kuzuydun. Korkmayın ya, beni içeri atsın, beni. Beni açlığa mahkum etmiş, beni içeri atsınlar. Milleti ürkütüyor, korkutuyor. Geçsin, onlarda yürek varsa ben sana telefonumu vereyim. Beni çağırın, o milletvekiller, o yetkililer benden konuşsun. Halkı ürkütmeyin, ben sizden korkmuyorum. Açlığa mahkum edilmiş. Niye korkuyorsun abi? Yok abi. 30 sene vergi ödedim. 9200 günüm var, esnaf fakirliyim. 10.000 lira veriyor bana. Utanmadan benden o istiyorlar. Oyumu verdim, gözünüze soktum da siz bana ne yaptınız? He, zulümkarlar. Biz Filistin'den daha kötü işkence görüyoruz. Gel şu 100 tane evi dolaş, bir sofralarına otur. Doğru abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yayınlayacağım bunu abi. Onu yayınla. Onlarda vicdan var.